Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Akdeniz Üniversitesi'nde doku nakli gerçekleştirildi. A Haber muhabiri Yasin Anzerli'nin konuğu, operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Özkan. Evet, 22 Aralık günü Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in ilk ameliyatı gerçekleşti. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünya ünlü cerrah Profesör Doktor Ömer Özkan o operasyonu gerçekleştirdi. Ekibiyle birlikte yanımızda da Ömer Hocam var. Hocam, büyük bir operasyon, önemli de bir operasyon, belki hayati riskler de içeriyordu. Nasıl oldu, operasyon detayları nelerdir? Hastamızın ilk müdahalesi Antep'te yapılmış. Başarılı da bir müdahale yapılmış ama ileri bir tedavi gerekiyordu. Doku eksiklikleri vardı. Önemli dokuları açıktaydı. Bunları kapatmak için hafta sonu bir ameliyat yaptık. Vücudunun sırt bölgesinden, bacak bölgesinden aldığımız dokuları mikrocerrahi yöntemle uygun, gerekli yerlere naklettik. Şu an için genel durumu iyi. Yoğun bakımda izleniyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hocam, hangi bölgeler yüzünde bir noktadan fazla herhalde? Evet, yüz ve saç deri bölgesinde oldukça geniş bir alan. Hocam, bundan sonrasıyla ilgili nasıl bir seyir olacak? Öncelikle bir yaşamını devam ettirsin, hayatta tutulsun. Ondan sonra gerekli fonksiyonel, görüntüsel şeylerle mutlaka ilgileneceğiz. Önünde uzun bir süreci var. Hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Sağlık Bakanı Koca olsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun, Asiye'nin durumuyla da yakından ilgileniyorlar. Onlarla da görüşünüz mü? Takip ediliyor mu? Çok yakın takip ediyorlar. Bilgileri var her basamağında. Biz de iletiyoruz. İlgileniyorlar. Hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Akdeniz Üniversitesi'ndeydik. Asiye'nin son durumunu Profesör Doktor Ömer Özkan'la değerlendirdik diyelim ve sözü sizlere bırakalım.